Nüfus kağıdımda yaklaşık 2 ay kadar geç yazar. Aslında 8 Ağustos 1931 doğumluyum. Babamın demir yolcu olması dolayısıyla demir yolu müfettişiydi. 6-7 yıl kadar Kayseri'de kalındı. Çocukluktan gençliğe geçiş, formasyonumu orada edindim. İlk formasyonum öyle akademiden evvel. Akademiye gittiğim zaman bir akademi mezunu kadar resmim vardı. Yani en aşağı 50-60 tane yağlı boya resim vardı. Bu formasyonla sonra büyük bir şans Zeki Faik İzer'in atölyesine gittim. Önce Halil Dikmen'den desen dersi aldım. Galeri derler ona, birinci sınıfa. İlk orta öğretimde adım ressamdı hep zaten. Aklım fikrim resimdi. Ailem ilerici, o zamanın burjuvası. Bugün onlardan çok az kaldı. Atatürk gençliğinin devamı, Zeki Faik de öyle. Tabii ülke sevgisi, Atatürk sevgisi. Çok küçük yaşta kafaya iyice yerleşince Atatürk'ün cenaze töreninde bulunduk. Babam aldı bizi götürdü. Bütün o sahneler gözümün önündedir. Her yıl bir yarışma olurdu Fransa yurt dışına. Ben onlara yetişemedim, giremedim onlara. Sonra ilk asistanlık sınavına girdim, kazandım. Asistanlığı kazandım. Asistan olduktan sonra gidildi Fransa'ya. Bir yıllığına. Zeki Faik'e soruyorum. Dedim ki siz Paris'e gittiğinizde 1930'larda, siz ve arkadaşlarınız, köprünün altından nice sular geçtiydi. Fauvizm, ekspresyonizm, Dada 1914-16. Hepsi. Fütürizm. Hepsi. Sürrealizm. Bunları fark etmediniz mi? Cevap. Biz İstanbul köyünden Paris şehrine giden köylülerdik. Benim için de aşağı yukarı oydu. Ama ben çok hazırlıklı olduğum için ve bütün dünya sanatını yayınlardan, ki o zaman çok az, reprodüksiyonlardan tanıdığım için, tabii hemen kapağımı galerilerin sokaklarına, hemen müzelere, çılgınlar gibi, bir seneyi tıka basa değerlendirdim. Paris'ten sonra çok değişmeye başladım. Saint-Denis Kilisesi'nde, Gotik Kilise Paris'te, vitraylarında krallar vardır. Ya da azizler vardır, ayakta figürde. Çok etkilendim, atölyeye geldim ama onlar vitray olduğu için çok renkli tabii. Ben renk kullanmadım. Nötr renklerle bir klasik sanat şeyi geçirmiş oldum. Adeta Rubens gibi, Velázquez gibidir onlar. Bir Velázquez'in eskizi gibidirler. Sizin serginizde göreceğiz onları. Böyle başladı. Ben zaten nereden geldiğini, niye öyle olduğunu, ondan sonraki yaptıklarımda da pek bilmem. Öyle bir şeyler oluyor, geliyor. Onu anlamıyorum ben nasıl olduğunu. Öbür dönemlerim de öyle. Picasso'nun hani bir sözü vardır ya, ben aramam bulurum diye. Hepimiz için geçerli o aslında. Kendiliğinden geliyor. Foto gerçekçilik beni etkilendirdiğini zannediyorum. Ondan etkilendiğimi sanıyorum. Ama yapımda yabancılara bir araya getirmek şeyi yok mu, var mı? Kolajcılık bu. Beni hemen oradan dergiden, fotoğraftan yapmış olduğum kolajlarla bir kompozisyon kurdum. Yani ben her doğruları, her teker teker doğruları birleştirerek bir soyut meydana getiriyorum. Ona bakarak resim yapıyordum. Mesela buradan kaynaklanıyor. Yani yeniden kurgulamak. Birbirine yabancıları bir araya getirip yeniden kurgulamak. Şimdi tabii Türkiye bunu engellemeye başladı. Benim şaka yapmadığım, espri yapmadığım an, yer yoktur. Resim de öyle. Soy ağaçları az şey mizah değil mi Allah aşkına? İlk defa soy ağaçlarına Homage à Cobra yazdığımda, kobraya saygı. Kobraya saygı. Ama amacım bir vokabüler zenginliği. Çünkü çeşitli formlar var, artı yazı.
yazı hem soyut hem somut. Ne yapsan yazı farklı bir sözcük maddesi. Benim yıllardır kafama takmış olduğum bir sorun değil mi bu? Farklı elemanlar, hep farklı elemanlar, sanat elemanı, farklı eleman. Türk sanatında olmayan şey. Yok, Türk sanatının olmamasının sebeplerden birisi bu. Sözcük yok. Dünyada mevcut olan bu endüstri dizaynı yok mu? Onu ipuse etmek, onun zaferini bir manifesto olarak duyurmak, zaferini onun duyurmak isterdim. Bütün dünyaya bir küçük manifesto özeti olsun. Oradaki vokabüler zenginliği işlevinden dolayı o başka, o başka, o başka, o başka ya. Diyeceksin ki sen hoca kafanı fena takmışsın o başka, o başka ya. Ama bu çok doğru, çok haklıyım. O bir heykel, şaheser bir heykel yaratıyor. Aslında endüstri designerları bunun farkında değillerdir, Allah bilir. Onlar işe yarasın diye bir şey yapıyorlar. Güzel olsun da, iyi doğru düz bir şey çıksın istiyorlardır. Şaheser heykel yapıyorlar farkına varmadan. Bu cümleleri, son cümleleri bir manifesto gibi iyicene aksanlayınız. İyicene vurgulayınız.